Ankara Altındağ'dan Hasan Şen canım hocamıza ve size selam olsun, hayırlı Ramazanlar diyor. Sağ olun. Ankara Altındağ'a selam edelim, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Kocaeli Gölcük'ten izliyoruz. Selamlarımızı iletin diyorlar. Kocaeli Gölcük selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Karaman bizi izliyor. Karaman'a selamlar, hayırlı akşamlar. Bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın, selamlaşalım. Erzurum takip ediyor. Erzurum'a da selam olsun inşallah. Evet, yine bir video sorumuz olacak. İzleyelim. Hayırlı Ramazanlar. Benim kayınvalide, kayınpederime niye oruç tutmuyorsun, niye cuma gitmiyorsun diyor. Bu günah mıdır hocam aile içinde? İyi programlar hocam. Rabbimiz buyuruyor ki bakın vel müminune vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'z. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin yarıdır, yardımcısıdır. Hakkı ve hayrı söylerler. Rabbimiz böyle gösteriyor. Rabbimiz yine bakın bir ayeti kerimede ve'mur ehleke bis salati ve sabir aleyha. Ey peygamber, sen aileni namazla emret ve sen de devam et. Yani peygamberimiz elbette namaz kılıyor ama camiye giderken kızının kapısına uğruyor. Salah, namaz. Yani Hazreti Fatıma namaza kalkmaz mı? Hazreti Ali namaza kalkmaz mı? Ama peygambere verilen emir bu. Demek ki çevremizi, yakınlarımızı uyarmak, ikaz etmek, teşvik etmek, emri bil maruf, nehi anil münker yapmak vazifemizdir. Evet. Evet. Üslup önemli değil mi hocam? Burada üslup önemli galiba. Kırıcı, kaba, sert olmamalı. Yani onu isyan ettirecek şekilde olmamalı. Yapıcı bir üslup kullanmalıyız. Ben bunu yaptım, bu görevimi yaptım. Emri bil maruf görevimi yaptım ama o yine bildiğini okuyor. Benden vebal gider. Benden sorumluluk gitmiş olur. Ama seyirci de kalmamalıyım tabii. Evet. WhatsApp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Ekranda ara ara WhatsApp hattımız geliyor ekrana. 0552 037 0707. Telefonlarla da bize ulaşabilirsiniz. Bir telefon sorumuz var. İzleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftar. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlarınız olsun size inşallah. De, size de inşallah. Hayırlı hocama bir sorum var. Buyurun. Hocam ben 80 grama yakın altınım var ama yalnız bunun zekatı bir seneye dolmadı. Biraz doldu, biraz dolmadı. Bunu vermem gerekiyor mu ya da beklemem mi gerekiyor? Senenin başında yani her Müslümanın bir zekat yılbaşısı olacak. Mesela diyelim ki sizinki Recep ayı, benimki Şaban ayı. Yani ne demek bu? Recep ayında nisap miktarı paraya sahip oldunuz. Hı hı. Üzerinden bir yıl geçince yılbaşınız ne zamandır? Recep ayı. Benimki de Şaban ayı. Diğer arkadaşımızınki de Ramazan ayı. Herkes Ramazan'da verirse fakir zaten o anda alamaz hale geliyor. Ama 12 ayda ayrı ayrı verilirse fakirliğin ızdırabını duymaz. Ve toplumda bir sevgi, saygı, güven de başlar. Doğru. Yani herkes demek ki hanımefendi diyelim ki Recep ayında yılbaşısı idi. Ama sene içinde artışlar oldu. O sene içindeki artışlardan kiradan geldi 10 bin lira. Filan yerden geldi 20 bin lira. Bunların da üzerinden bir yıl geçsin diye beklemeye gerek yok. Yıl içindeki artışlar yıl sonunda zekata tabidir. 80 grama yakın dedi. Beklesin mi? Öyle olunca 80 grama ulaşmamış. Ulaşmamış ama hadi. Hani hocam çok da yakın hani verse olmaz mı? Sadaka verir. Sadaka verir. Yani olmaz. Sadaka verir. Evet. İlla o ölçü ya, Müslümanlar için zenginlik ölçüsü olan o nisap miktarına ulaşmak gerekiyor demek. Peki teşekkür ediyoruz izleyicimize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.